Beni arama, mesaj da atma. Ne var? Arama dedim ben sana. Ya biraz önce yaşadıklarımız yok mu sayayım ha? Evet. Bir anlık bir şeydi. Artık her şey çok değişti. Bak, Sibel söyledim sana. Kübra, bebek falan beni ilgilendirmiyor. Bir tek sen ilgilendiriyorsun. Tamam Yiğit, ben konuşmak istemiyorum, tamam mı? Kapatıyorum. Bak kapatma, dışarı çık konuşalım. Sakın. Bak sakın gelme buraya, kız burada. Durumu çok fena, tamam mı? Senin ondan daha büyük dertlerim var şu an. Emir'le konuşunca anlarsın. Söz veriyorum. El birliğiyle bakacağız çocuğa işte. Ben gideceğim yarın babandan eşyalarını da alacağım. Ufak ufak düzene girecek hayatın. Ben ilk kez aşık oldum Derya. Çok aşık oldum Yiğit. Benim bütün suçum bu. Biliyorum. Ne yapalım, senin kaderin de böyleymiş. Ama bak üzülme artık, karnındakine günah. Sen de sevdin Yiğit. Ama şu an bir tek sen varsın yanımda. Senin bu yaptığını kimse yapmazdı. Ne demek o, tabii ki yapacağım. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Ben hayatımdaki en güzel anıları seninle yaşadım. Bak sen artık düşünme bunları. Sen anne olacaksın. Sadece çocuğunu düşün. Sen çocuğuna iyi bir annelik yapacaksın. Ben de teyzelik. Düzelecek değil mi her şey? Sinir geçince düzelecek. İnşallah. Başı beladan kurtulursa. Tamam. Bu anı unutuyoruz. Böyle bir şey olmadı. Bu bir anlık bir şeydi. Bir anlık bir şey değil. Ben seni gördüğümden beri bu anı hayal ediyorum. Babam beni evden attı Yiğit. Çünkü bebeğimizi aldırmadığımı öğrendi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.